Hatasını yapıyor. Doğru yapıyor. Türkiye'yi kaybediyor. Şimdi real politikada, yani biz uluslararası ilişkilerde bak beni kaybediyorsun veyahut da düşmanıma silah veriyorsun. Düşmanın düşmanı dostumdur. ABD lejyonerleri, Orta Doğu falan filan diye biz böyle adım adım anlatmaya çalışıyoruz. Aslında hepsi, hani bazen geçenlerde konuşuyoruz. Afrin'i konuşalım dediler. Ya dedim o kadar çok konuştuk ki. Artık dedim şeyden çıktık yani. Şirazi'den. Aslında işte bu kalem, bu kahve, bunlar da gazete. Neyini konuşacağız diyorsun? Yani sen bana 5 saat konuş dersen biz burada başka yere dönmeye başlarız. Ben bu sefer masanın altını görmeye başladım. Sen bana masaya atıyorsun ya. Bu sefer dedim ki ya diyorum çok işte günün manşeti yazıyor falan. Başka yere gözüm gider. Başka şey yapmaya başlarım. Siyasetle şuraya geldik bence. ABD Türkiye'yi kaybediyor. Bir müttefikini kaybediyor. Tamam. O siyasette kalsın. İşin doğrusu şu. ABD'nin Türkiye'yi kaybetmek, kazanmak gibi derdi yoktur. ABD'nin bir derdi vardır. Sadece ABD değil, işte egemen güçler. Bu ülke hani bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Darbeler boşuna olmuyor. Yönetebildiği Türkiye onun müttefikidir. Bravo. Bu çok basit. Yönetebiliyorsa ülkeyi, yani bak oraya kozmik odayı aç, şurada benim şeyimi aç, incirliği aç, şuraya dokunma, Yunanlarla birbirimize giriyormuş ki it dalaşı yapın ama Kardağ'ı sana vereceğim. AB'ye girme. Şuraya füze koyacağım. Muslulara karşı tehdit. Tamam baba sen bilirsin deyip de kafanı eğdin mi? Zaten AB de zaten müttefikin senin. Yani müttefikten yani bu, kastı kendisine tabi olan, rakip olan değil. Rakip olan değil. Yani iki denk gücün veyahut da iki arkadaşın, iki dostun bir araya girip de güç birliği yapması değil. O müttefik olarak gördüğü şey çalıştıracağı adam arıyor etrafında. Taşeron arıyor. Ha, yani. Taşeron. Sen taşeron olacaksın. O imzada kağıdı üzerinde müttefik gibi görünüyor. Soğuk savaş döneminde bunu yapmadılar mı? Doğru. En gariban Türkiye. Yığ babam yığ silahları. Niye? Eğer Ruslar saldırırsa en azından buna oyalar birazcık. Kafa buydu çünkü. Yani seni aslında yem olarak ortaya atmış. Biz de ABD müttefikiz. Şimdi bu savaşta bu İdlib meselesi, Suriye meselesi de mesela aynı şeydir. Yani tabii ki doğru. Enerji kaynakları onların eline geçecek. ABD oradaki enerji kaynakları kontrol etmiyor. Doğru. ABD orada İran'a efendim gözdağı. Doğru. ABD şunu, ABD bunu, ABD bunu. Ama arkadaş ABD diyor ki benim güvenliğim için oradayım. Tamam olabilir. DAEŞ var falan filan diye. Kendi kurduğu örgüt. Peki ABD niye orada ki hala? Sınır güvenliği. Kimin sınırı? Şimdi ABD niye oraya geldi diye real politikada belki de 1000 tane sebep koyarsın. Uzmanlar, araştırmacılarımız falan var ya bir sürü proflarımız. 1000 defa konuşuyorsun. Hatta Yeni İpek Yolu'nun alçarsından Akdeniz yolu falan. 155 milyon cümle. ABD niye orada var? ABD 1000 sene önce orada vardı. Yani aynı kafa. Orada 1000 sene önce de vardı. 1092'de birinci Haç Seferi'de biz zaten ABD, İngiliz, Fransız, Almanlarla savaşıyorduk orada. Müslümanlar olarak. Onun için oradalar var. Yani bu öteki tabi arkasından bir tane kütüphaneye doldu. Kitap yaz babam yaz. Niye Afrin var niye yok diye. Ama asıl sebebi çok iyi bilmemiz lazım. O yüzden Türkiye'yi şu hani uluslararası ilişkiler derler ya, ortak ilişki, ortak menfaat, mutual interest dedikleri bir şey vardır. Arkadaş benim de işime geliyorsa beraber yapabiliriz. Ama işime gelmiyor. En ufak bir zararı dokunuyorsa ben seni tanımıyorum. Girmem o işe. Ne bu girelim? Kadar basit. Doğru. ABD müttefik falan aradığı yok. ABD lejyoner arıyor. Taşeron arıyor. Bravo. Ama Türkiye'de deyince, derse ki Türkiye'de yumruğumu vuruyorum arkadaş. Buraya kadar dediği zaman da ABD bunu yapıyor. Aynen öyle.